Evet sevgili takipçilerimiz, fuardaki röportajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımızda Altın İş İnşaat Genel Koordinatörü Mutlu Altın var. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyi misiniz? Sen nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Fuarın 3. günündeyiz. Siz de yıllardır katılıyorsunuz fuara. Ne zamandır katılıyorsunuz? Biraz detaylı bilgi alalım sizden ve fuarı nasıl buldunuz bu sene? Tabii. Fuar biliyorsunuz gayrimenkul fuar olarak bu yıl 4.'sü. Gerçekleştiriliyor ve biz 4 yıldan beri fuara bizzat katılıyoruz. Fuar bu yıl açıkçası diğer yıllar oranla biraz sönük geçiyor. Bunda tabii ki ülkenin içinde bulunmuş olduğu durum da büyük ihtimal etkendir diye düşünüyorum. Ama gene de bu ortamda bile şu anda alışverişler oluyor. Yurt dışından ve yurt içinden yatırım yapmak isteyen gayrimenkulcüler halihazırda burada mevcutlar. Görüşüyoruz onlarla. Ve satışlar Allah'a şükür oluyor, olmaya değil. Peki fuara hangi projelerle katıldınız Altın İş İnşaat olarak? Altın İş İnşaat olarak bu sene fuarda Değer Park Kayapa projemiz var. Bu sene lansmana çıkmış olan bir projemiz. Yine Mudanya, Prova Mudanya projemiz var. Mudanya bölgesinde yapmış olduğumuz bir proje. 2 yıldan beri gene hali hazırda devam eden, bu sene de diğer etapı, 3. ve 4. etapı devam eden Pruva Karaağaç projemiz var. Balıkesir Gömeş'te yapıyoruz bu projeyi. O çok büyük ilgi görüyor. 2 yıldan beri dediğim gibi fuarda var. Bu sene de o projeye devam ediyoruz. Güzel yaklaşım oluyor ve güzel karşılık görüyoruz o projemizden. Yine aynı bölgede Güven Al diye bir projemiz daha başladı. Yine villa projemiz. Balıkesir Gömeş bölgesinde, Karaağaç bölgesinde çok güzel bir bölge olduğu için orasından vazgeçemedik. Gene yeni projemiz orada da devam ediyoruz. Yine aynı şekilde Ertuğrul ve Özce bölgesinde projelerimiz var. Onlar devam ediyorlar. Yani yoğun bir çalışma temposunda bu arada müşterilerimizle bir araya gelip projelerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, söylediğiniz gibi birçok devam eden projeniz var ve peki önümüzdeki zamanlarda yapacağınız yeni projeler hangileri? Şimdi önümüzdeki proje zamanları da yani bu sene için açıkçası hedefimiz biraz agresif davranıyoruz bu sene. Yaklaşık 250-300 projeyi, dairelik projeyi bu sene bitirmek istiyoruz. Öyle bir hedefimiz var. Allah'ın izniyle bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çünkü satışlarımız ile ilgili Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Bu piyasa koşullarında birçok müteahhit arkadaş satışlardan serzenişte bulunurken haklı olaraktan belki de, çünkü ülkenin içinde bulunduğu durum biraz sıkıntılı, bu süreçten geçiyoruz hep birlikte. Biz Allah'a şükür yönde iyiyiz. Belki yaptığımız işlerin karşılığını şu anda alıyoruz diyeyim. Güzel projeler yapıp güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun da karşılığını bu dönemde aldığımızı görmek bizi sevindiriyor açıkçası. Ben çok teşekkür ediyorum sohbetimiz için. Çok sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, sohbetimizi burada noktalıyoruz. Röportajlarımız devam edecek.